Ekonomi Politik programına hoş geldiniz. Ben Mehmet Filoğlu. Bu hafta ekonomi politikte güncel konuları değil, güncel son rakamları değil aslında biraz daha uzun vadeye, biraz daha tarihsel perspektifle Türkiye ekonomisinin durumunu, Türkiye ekonomik krizinin durumunu daha önceki ekonomik krizlerle karşılaştırarak, daha dünyadaki diğer örnekleriyle karşılaştırarak ve tabii ki ekonomi literatürüne bakarak anlamaya ve anlamlandırmaya çalışacağız. Bugün konuğum Profesör Doktor Fuat Ercan. Fuat Hoca hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhaba. Türkiye'nin krizi dediğimiz zaman aslında gerçekten de konuşacak çok konu var. Çok fazla gösterge var. Tek tek her birine bakıp her biri üzerine uzun uzun konuşabiliriz. Ama belli temel göstergeler var. Türkiye ekonomik krizinin nereye gittiğine ve ne durumda olduğuna dair. Sizden bunları isteyeceğim. Sizin bu program biraz aslında biraz daha ders niteliğinde bir program da olabilir. Siz de bize gerçekten bu konuda nasıl bir bakış açısına sahip olmamız gerektiğini gösterebilirsiniz. Buradan hani bu temel göstergeler üzerinden işsizliktir, faizdir, reel kurlardır. Onlar üzerinden Türkiye ekonomisini bugün nasıl görüyorsunuz? Öyle başlayalım. Aslında herhalde ilk vurgu hani birazcık bazı durumlarda böyle gerilimin, bunalımın arttığı dönemlerde temel bilgilere dönmek gerekiyor. Bugün Türkiye'nin yaşadığı, içinden geçtiği durumu daha önce yine burada bir söyleşimiz olmuştu. Ben kriz değil, çünkü kriz belirli bir anda açığa çıkar ve çözümler olursa kriz ya işte yapısal dönüşüme yol açar ya da kısmi bir dönüşüm. Ama şimdi krizin belirtileri ortadan kalkmayıp ötelediği için daha çok böyle toplumsal bir çürümenin içinden geçiyoruz. Ama şeyler çok önemli. Yani tabii ki göstergeler çok önemli. Şimdi göstergeler çok önemli dediğimizde niye önemli sorusu birkaç tane herhalde açıklama yapmak lazım. Çünkü bu içinde yaşadığımız adına ne koyarsak koyalım modern kapitalist toplum her şeyin belirli bir fiyatı olduğu için o fiyat mekanizmalarındaki değişimler bize inanılmaz bazı ipuçları veriyor. O yüzden zaten siyasi iktidara gelme sürecine baktığımızda hep o göstergeler üzerinden bir takım diller kuruyor. Faiz lobisi dendi, daha sonra değişti, döviz lobisi dendi. İşte mesela senin yaptığın Ege Can seninle konuşma çok hoş bir şey. Orada mesela dedi ki ücretler gerektiğinde yarısı verilmesi. Ha, dikkat ettiğimizde aslında bu sistemde bu sistemi ayakta tutacak, belirleyici 4 tane çok temel fiyat göstergesi var. Şimdi buna girmeden önce şunu demek lazım. Göstergeler önemli fakat genellikle 28 yıl üniversitede iktisat bölümünde olduğum için göstergeler bir takım şeyleri ipuçlarını verir. Göstergeleri kendi başına ele aldığınızda fetişleştirir ve birçok şey anlamanızı önler. O yüzden göstergelerden başlamak fakat göstergelerin hangi değişkenlerle bağlantısı kurduğunu ifade etmek gerekiyor. Bunu daha çok siyasi iktidarlar bunu çok göstergeleri iyi kullanır. Mesela AKP iktidarını önceleyen ve sonralayan dönemde bu 2010'lara kadar inanılmaz bir gösterge üzerine bir şey vardı. Neydi? Büyümemiz artıyordu. İşte büyüme rakamları veriliyordu. Ortalama %5'lik bir büyüme. İhracat artıyordu. İşsizlik görece stable bir durumdaydı. Türk lirası değerini koruyordu. İşte ne kadar iyi tarafından bakınca evet ya iyi. Ama mesela muhalif kesimlerde bu sefer aynı yok ya neresi iyi? İşte cari açığımız var, ithalat arttı gidiyor, işte ücretler düştü diye bir şey. Bugün de mesela aynı şeyde siyasi iktidar yine aynı dili kullanabiliyor. İşte enflasyon düştü, cari açık kapandı. Ha o zaman demek ki bu kapitalist sistemde, bu toplumsal ilişkiler alanında bu göstergeleri çok iyi bilmek gerekiyor ama aralarında bağlantı kurmak lazım. Mesela enflasyon düştüğü, işsizlik arttığı konuşmadan değerlendirmemek gerekiyor. Tabii. Yani o zaman şöyle bir eğer şey olursa birinci bir slide hazırlamıştım o devreye girerse. Mesela sisteme baktığımızda 4 tane çok önemli, çok çok belirleyici fiyat vardır. Bizim şu an Türkiye'nin içine geçtiği en problemli alanlardan ilk krizi hani patlıcan fiyatı işte yıllara göre %450 arttı, domates arttı, biber arttı. Bu yılın başında onunla gerçekten çok konuştuk. Evet ve o şu anlamı geliyor işte kapitalist toplumda her şeyin bir fiyatı var ama en önemli fiyat mekanizması içinde yeri olan şey bizim ihtiyaçlarımız. İhtiyaçlarımız yani malların, metalların ihtiyaçları bir fiyatı var. İktisatçı olarak da bu fiyat göstergesi bize metalların fiyatının göstergesi, fiyatların düştüğü ya da yükseldiği iki durumda ekonomide gösterge olarak problemli olduğunu gösterir. İkinci önemli bu sisteme ait ve Türkiye'nin içinden geçtiği 2000'li yıllardan itibaren aslında 1980'de başladı ama çok önemli olan bir şey var. Bu kapitalist toplumda
metaların fiyatı olduğu gibi aslında bir meta mal olmayan paranın da bir fiyatı var. Ve bu ülkenin özellikle 70'lerde bütün dünyada bu paranın fiyatı, çünkü sistemde tüketicilerin ve üreticilerin para ihtiyacı olduğu zaman para da bir meta gibi, onun da bir fiyatı var. O da faiz lobisi diye tanımlanan paranın fiyatı da faiz. Şimdi üretici ihtiyaçlarımızın baktığımızda kimin ihtiyacı vardır? İşçinin vardır kendine göre, işverenin vardır, kapitalistin, girişimcinin, öğrencinin vardır, üniversite harçlığına göre, köylünün vardır. Bu enflasyon toplum farklı kesimleri farklı etkiler. Ama paranın fiyatı kendi başına hemen neye çıkar? Paranın fiyatı, faiz dediğimiz şey. O yüzden bugünlerde faiz üzerine çok... Hatta dün işte Merkez Bankası yeniden faiz üzerine, yani faiz lobisi dediğimizde faizin de iki tane diğer göstergelerle belki bağlantısını kuracağız. İki tane çok önemli şey var. Bir, üreticiler üretime başladığı zaman, eğer bu toplumun adı kapitalizm ise kapitalle başlıyorlar. Kapital de para demek, paranın da bir maliyeti var, o da faiz. Faiz dediğimiz zaman o zaman faiz verenle para ihtiyacı arasında hem çelişki var, hem birlikte sistem üretiyorlar. O zaman paranın fiyatı çok önemli. Bir de bizim gibi gelir dağılımı bozulduğunda, şimdi biraz sonra gireceğiz, diyelim şey oldu, enflasyon arttı, ücretler düştü. Bizim hayatımızı sürdürmemiz için bir de tüketicilerin krediye ihtiyacı var. Tüketici kredisi, üretici kredisi diyoruz. O bizim için de faiz çok önemli. İşte ev borçları, şunları falan. O yüzden baktığımızda... Dikkat ederseniz göstergeleri anlatırken sınıfsal bir dil kullanmak gerekiyor. Üretici faiz denir, tüketici faiz. Birisi ücretlerin öteki girişimci, kapitalist bir girişim yaptığı zaman kullandığı zaten faizler. Siyasi iktidarın en çok talep ettiği, Keynesyen bir şeyden daha çok arz yanlı bir şeyle faizlerin düşük tutması bir sistemi devam ettirebilme ihtiyacı. Zaten göreceğiz, faizler aşağı inse bile üretimde artış beklenen olmuyor. Ha, demek ikinci önemli fiyat kategorisi paranın fiyatı. Tüketiciler için ne olacak, üreticiler ne olacak? Hani kiracıysak tüfe mi üfe mi? Bu da oradan geliyor. Enflasyonla paranın arasındaki ilişki. Üçüncü ilginç bir ulus devleti inşa eden ve genellikle biz daha çok muhalif sol kesimlerin çok kullandığı emperyalizm kavramını içeren ya da dış ticarette serbestliği savunanların dile getirdiği bir ülkenin parası alınıp satılıyorsa biz diğer uluslarla ilişki girdiğimizde de diğer ulusların parasıyla ilişki girmiyor. Buna da döviz kuru diyoruz. Onun da bir fiyatı var. O da acaba döviz düştüğünde ne olur? Üretici için ne olur, tüketici için ne olur? Mesela ben diyelim ki çok dövizle borçlanmış ev almışsam durumum başka. Dövizle borçlanmış taahhüt etmişsem, üçüncü köprüyü şey yapmışsam, havalimanını devretme ödememişsem durum siyasetçiler için, sermaye için çok farklı. Ama Türkiye açısından çok önemli bir vurgu yapmamız lazım. Türkiye'nin içinden geçtiği sanayileşme, kapitalizm mantığı açısından baktığımızda döviz fiyatları her zaman çok önemli göstergeler olmuştur. Yani şeye baktığımızda Türkiye'de siyasi iktidarların varlıklarını sürdürememelerinin açığa çıkaran en önemli gösterge dövizdeki hızlı oynamalardı. 58'e bakın, 70'e bakın, 79'da Nükte'den Süleyman Demirel'in 70 sente muhtaç olduğu deneme bakın, 80 geldi, işte 94 geldi, 2001 geldi, 2008'de işte Rahip Bronson'dan başlayan bir döviz döviz lobisi gündeme geldi. O yüzden bu göstergeler içinde enflasyon toplumdaki farklı sınıfları etkiler, ulus devlet içinde. Para, Türkiye ile biraz sonra bahsedeceğiz, döviz kuru arasında bir bağlantı var, onu etkiler ama döviz ise bir ulusun diğer dünya kapitalist sistemindeki konumunu gösterir. Mesela ödemeler dengesi fazlası ve açığı dediğimiz zaman bir ülkenin harcadığıyla ülkenin ürettiği arasındaki farkı veriyor. Bu sefer fark fazlaysa siz cepten yiyorsunuzdur. Negatif tasarruf diyoruz yani. Biraz gerçekten ders şeyine girmesin çok kötü oluyor. Ama Türkiye'ye baktığımızda ne zaman Türkiye'de kriz çıkarsa bu krizin hem faiz hem de enflasyonla bağlantısı kuruluyor. Ama belki zamanımız yetmeyecek, onu biliyorum. Ama Türkiye'de birazcık mesela AKP iktidarı üzerinden konuşuyoruz ama Türkiye'deki dövizle ilgili bağlantı, Türkiye'nin imalat yapısı, üretim yapısıyla bağlantılı. AKP iktidarı bir krizi döneminde iktidara geldi, çözeceğim diye. Daha da krizi derinleştirdi ama AKP öncesi dönemde de Türkiye'nin imalat yapısı, üretim yapısı, ekonomideki katma değer yaratma mı diyelim, üretimde
sömürü, Marksist terminolojide artı değer yaratma mekanizmasında bir problem var. Bu problemi aşabilmek için sürekli bir dış dünyadan nitelikli girdi talebi için döviz ihtiyacı var. Bunu niye söylüyorum? Türkiye'de Marksist açılar, muhalif iktisatçılar sürekli bu göstergelere bakarak ya biz dünyaya bağımlıyız, biz şuyuz falan diyor. Aslında sistemin mantığını göz ardı ediyoruz. Göstergeleri daha çok sistem mantığı, kapitalizm, üretim, emek üzerinden bakmamız gerekiyor dediğimizde bir dördüncü fiyat var ki kapitalist toplumda. Belki de insanlık tarihinin en acımasız şeyi, bir de insanların emek gücünün belirli bir fiyatı var. Biz buna da ücret diyoruz. Dört tane çok önemli fiyatla karşılaştık. Yani bizim insan olarak, canlı olarak ihtiyaçlarımızı gideren metalların, malların fiyatı, konut, sağlık, ulaşım, ekmek, süt, peynir neyse. İkincisi paranın fiyatı, onlara ulaşabilmenin, onları üretmenin için gerekli para, sermayenin de bir fiyatı var. Bizim tüketim yetinmediği zaman gelirimiz, onun da bir fiyatı. O da paranın fiyatı. Üçüncüsü diğer ulus devletlerde kurduğumuz paranın fiyatı, döviz kuru. Dördüncüsü ise en belalı, yine Ege Cansen'in çok yaptığı, seninle söyleşi çok hoş, onun üzerine çok konuşmak isterdim. O da nedir? Ücretler. Aslında ilginç bir şey, ücretler. Yani aslında bu toplumsal ilişkiler sistemi içinde sistemi yeniden üreten temel üç tane kategori var. Daha önce Dilek Hanım'la da burada yaptığım söyleşinin ısrarı. Biz gürültülü alana bakmak yerine göstergeler çok önemli. Göstergelerin arkasında üç tane alan var ki bir her, şu dönemki her toplum varoluş koşulu. Bir, karşılığı ödememiş emek zamanı, bizim emeğimiz. Kendimizden ayrıştırmışız. Demişiz ki bu emek gücü, bunun karşılığında ücret istiyorum. Bu olmadan bu sistem, bu yollar, bu köprüler, şu içtiğimiz çay, bu bardak olmaz. Yeniden bu, o yüzden göstergelerin arkasına geçme onun çok önemli. İkincisi kadın emek gücü. Hani hem biyolojik yeniden üretim, hem emek gücünün yeniden üretimi anlamında bu işte birisine karşılığı ödememiş emek diyoruz. Ücretler düşük tutulduğu. İkincisine görünmeyen emek diyoruz. Kadın. Üçüncüsü de AKP iktidarının en fazla, en yoğun kullandığı doğanın tahribatı üzerine kurulu işte şeyler, HES'ler, meralar, ekibi arazileri, afet yasasından dolayı çıkan işte işte depreme karşı bütün mülkiyet ilişkileri içine yeniden servet ve sermaye birikimine çeviren dört tane fiyat var. Şimdi şeyin problemi yan şu, biz iktisatçı gözüyle baktığımızda, ben 28 yıl iktisat fakültesinde ders verdim, işte hani oradan şey yaptık falan, hayatımda hiçbir zaman kendimi iktisatçı demedim. İktisatçılık iyi bir şey değildir. Şey yaparsa iyi bir şey değildir. Bunda bütün bu göstergeleri sanki kendi başına bir varoluş olarak gösterir. Faiz indi, döviz çıktı. Aman Allah'ım biz düştü, dünyaya cari açık veriyoruz. Bunların ilk başlangıcı, bilginin ham maddesi olarak iyi. Ama orada bırakırsak çok tehlikeli, sistemi yeniden üreten, böyle işte finansallaşma başladı. İşte efendim biz daha fazla borçlanacak mıyız? İfadeleri birazcık bana... O yüzden iktisat yerine bu göstergelerin daha toplumdaki karşılıklarına bakmak lazım. Yine mesela eğer birinci slayta dönersek, mesela birinci slaytta, ikinci slayt pardon. Mesela şey dediğimizde, ikinci slayt bir diğeri. Mesela şey yaptığımızda şöyle bir şey kurabiliriz. Dört tane çok temel referans verdik ya. Aslında tüm malların fiyatı, yani enflasyondaki artış... Ne olur dediğimizde bütün diğer toplumsal ilişkiler alanını etkiliyor. Geliri etkiliyor. Geliri etkilediği toplam talep azalıyor. Mesela bugünlerde deniyor ki enflasyon düştü. En önemli nedenlerden orada biri. Burada iktidarın da muhalefetin de yanlış bir yaklaşım var. İktidar mutluluk olarak söylüyor. İşte kendi başarısı olarak katlediyor ama muhalefet tarafı da bu rakamlar yalan diyor. Yani evet, o şekilde. Yanlış. O yanlış bir de. Tabii ki, gerçekten tabii de. Ki. Çünkü böyle bir işsizlik ortamında, böyle bir talep olmadığı ortamda enflasyon düşer. Ya şey yani yine çok güzelsin söyleşin, o kadar iyiydi ki Ege Cansen ne diyordu? Aman böyle bir dönemde likidite önemlidir. Sakın ev almayın, arsa almayın, şey almayın. Yani bütün tüketim harcamalarının düştüğü dönemde tabii ki şeyler aşağı inecek. O yüzden enflasyon ortamı, diğer döviz kuru, ücret, üretim yapısı, tüketim yapısına bağlı olarak enflasyon bazı durumlarda düşmesi iyidir, bazı durumlarda stagflasyon varsa başka bir durumdur. Değil mi? O yüzden şey çok önemli. Mesela enflasyonun artması demek gelirler, yani ücretler, yani demin bahsettiğimiz ücretler dediğimizde yine bir ifade kullanalım. Ücretler sadece fabrikadaki işçi, sokaktaki bizim yaşamımızı kolaylaştıran çöpçü arkadaşımızın şeyi değil. Ben üniversitede çalıştım 28'de. Profesörüm, ücretliyim, siz burada ücretsiniz. Ücretlilik, emek gücünü satma dışında hayatını sürdüremeyen herkes. Sütün fiyatı,
konutun fiyatı arttığında benim gelirim düşüyor. Benim gelirim düştüğünde bu ne yapıyor? Yani o yüzden sistemi ve iç bağlantılar üzerinden kurmamız lazım. Marx'ın bir lafı vardır Engels'e, çok yorulur ve şeyde ya bu iç bağlantıları kurmaktan her tarafına çıban çıktı diye bir lafı vardı. İç bağlantı. Mesela enflasyon arttı, ne oluyor? Gelirler düşer. Ne olur? Toplam talep azalır. Yani mesela belki biraz sonra konuşabiliriz. Acaba siyasi iktidar teşvik ve sübvansiyonlarla biz hep AKP'ye bağlıyoruz. Ama Keynes'ten bir şey mi düzenliyor? Acaba talep düştüğünde onu hızlandıracak mekanizmalara mı yöneliyor? Başka ne olur? Toplam talep düşerse, şey düşerse üretim azalır. Başka ne olur? Bu en önemli şey. Üretim azalırsa da tekrar başa dönüyoruz. Evet. İşsizlik artar. Tabii ki bu bağlantı. Şimdi zaten geleceğiz. Mesela enflasyon böyle bir durumda artıyorsa, peki enflasyonun nedeni ne olabilir? Şimdi öteki değişkenlerle düşünürüz. Eğer faiz oranları çok yükselmişse, yani ben girişimciyim, bir şey üçü bardağı üreteceğim. Bardağı eskiden 10 lira bankadan kredi alıp üretiyordum. Faizi %3 iken %8'e çıkmışsa bardağın fiyatı artacak. Ha, o zaman dedim ki faiz demek enflasyon, faizdeki artış, para miktarındaki artış enflasyonu tetikler. Maliyet kanalında. Evet, faize bakmamız. Ama peki, aynı faizin artışı aslında talebi düşürerek bir yandan enflasyon düşürücü de etki yapabiliyor. Bunları da çünkü Tayyip Erdoğan sadece maliyet tarafından bakıp yüksek faizin aslında enflasyonu da artıracağını söylüyor. Ama yüksek faizin bile talep düşürücü etkisi tabii de var. Ki, tabii onu ki. İkisine birden bakmayınca yanlış ekonomi teorileri, yanlış ekonomi iddiaları da ortaya çıkabiliyor. Ya aslında tabii ki ben bilirim yani, bir de şahsım olduğu için orada bir şey diyemiyoruz. Orada bir başka bir dünya şey yapıyor. İktidarın verdiği güçle her türlü şey. Ama arkasında belki şunu söylememiz lazım. Aslında arkasında Türkiye'ye ilişkin şöyle bir şey söyleyebiliriz. Bu sınıfsal bir dil olarak demin kurduğumuz çerçeveye ait bir sadece tarihsel bir dönemlendirme. 1990'lardan sonra Türkiye birçok başka bizim gibi ülkeye benzer ülkelerde, bunu az gelişmiş ülke, geç kapitalist ülkeler, şöyle bir dünya kapitalist sisteminde şöyle bir yol izlendi. Değerli ülke parası, yüksek faiz oranı, bu açık pozisyon dediğim şeyle ne sağlandı? O büyük sermaye grupları, üretim yapan büyük sermaye grupları nitelikli meta üretemediği için birazcık şey geçti. Ne yapıyorlardı? Dışarıdan faiz oranlarını yükseltiyorlardı. Türk lirasını değerli kılıyorlardı. Dışarıdan döviz biçimde sermaye akıyordu. Onu bu müsaadenizle bir grafikte gösterebilir miyiz? Son grafiğimiz 6. sanırım reel kur grafiği. Orada özellikle 2000'lerin başındaki değerli TL politikası o grafikte net bir şekilde görülüyor. Şu anda bu Türk lirasının reel efektif döviz kuru, bu TÜFE bazlı Merkez Bankası'nın hazırladığı. Evet, gördüğünüz gibi aslında çok 94 krizinde, 2001 krizinde nasıl gerilediğini, en sonki krizde, şu an hala içinde bulunduğumuz krizde 62'lere kadar gerilediğini görüyoruz. 2000'lerin ilk döneminde o 75'lere düştükten sonra yüzlerin üzerine çıkıyor, hatta 126'ya kadar yükselen ve yıllarca 2012-2011'in sonlarına kadar devam eden, hatta biraz uzatırsak 2013'ün Mayıs'ına kadar devam eden bir değerli Türk lirası dönemi var Türkiye'nin, ki aslında onu Türkiye'nin sanayisizleşmesinde üzerine konuşabiliriz. Türkiye'nin aramalı ithalatına bağımlılığı, yüksek cari açı üzerine şu gösterge bize birçok şey anlatabilir. O şöyle bir durum var ama 2013'ten sonra yani 126'lardan devamlı bir değersizleşen Türk lirası var ama ona rağmen Türkiye ekonomisi hala çok yüksek cari açık vermeye devam etti. Orada bazı bağlantının da koptuğunu söyleyebiliriz belki. Çok güzel yani bu yine belki o şeye geçersek aynı şey bence mesela onun üzerine epey bir konuşabiliriz o göstergeleri. Yani şöyle bir şey diyebiliriz. Aslında bütün dünyada bu bir sınıfsal tercih. Şunu hatırlıyorum 2000'lerin herhalde ortalarında 2006-2007 miydi ne? Türk Odalar Borsalar Birliği, sendikalar, Türk İş, İstanbul Sanayi Odası, Ticaret Odası bir araya gelip bir gazetelerde tam boy ekonomi anarşisi diye bir reklam yayınladılar. Dediler ki Türkiye'de değerli Türk lirası ve yüksek faiz oranı bizim için bir zuldür. Şeydeki işte Güneydoğu Kürt illerindeki şeyden çok daha bir terörü ifade ediyor. Aslında bir sınıfsal bir tercih. O yüzden şunu hani o verilere baktığımızda o kadar güzel ki o veriyi şey yapmak. O verilere baktığımızda şey mi diyeceğiz? Mesela bazı arkadaşlar diyor ki büyük hocalarımız ya bu işte emperyalizmin, uluslararası finansın şeyi. Ama mesela Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'de büyük sermaye harika. Türkiye'de büyük sermaye 1980 ile 89 arasında ihracata yönelik ne varsa. Çünkü Türkiye gibi ülkeler dövize ihtiyaçları var. Üretim yapısını devam ettirebilmek için
makineler ara girdiler, nitelikli girdiler için kendileri üretemiyorsa, bireysel kapitalist şey diyemezsin, niye üretemiyorsun diyemezsin, o da komik olur. Üretemedikleri zaman sadece sermayesi olması yetmiyor. Üretime devam ettirebilmeleri için ne gerekiyor? Döviz biçimde sermaye ihtiyacı var. Döviz biçimde sermaye nasıl sağlarsınız? İlk önce ihracata yönelik sanayileşme dedik. Mesela oradaki şey 1980 ile 89 arasında %19'a çıktı. %2'den ihracata yönelik sanayileşme. Hayali ihracat bile sınıfsal bir şeydi. Bir bakanın uyguladığı bir şey değildi. Çünkü dövize ihtiyaç var. Sonra bir model bulundu. Hatta Arjantin'in eski ünlü sosyoloğu bu alanda laf söyleyen Cordoba dedi ki ya dünyada o kadar büyük çok miktarda sermaye dolaşıyor. Biz bundan niye yararlanmayalım? O zaman ne geldi? 32 sayılı kararname değişti. Türk lirasının işte değerini koruma şeyi çıkınca bu sefer Türkiye'de büyük 500 büyük firmaya baktığımızda rakamlarla şöyle bir şey gerçekleşti. İthalatımız arttı birden. Faiz oranları yükseldi ama ülkeye giren hem de oradan yabancı sermaye hem de kısa vadeli portföy yatırımları şeyleri arttı. Bu neyi de yol açtı? Çok ilginçti. İşte AKP iktidarının kendisi yaratmadığı ama üzerine oturduğu bir şey vardı. O da şu, bu politikanın yani değerli Türk lirası yüksek faiz oranlarıyla o açık makastan inanılmaz bir dışarıdan yabancı sermaye girişsel o zaman ABD'nin de durumundan hareketle bu bir sınıfsal bir tercihti büyük ölçekte. O yüzden TÜSİAD oradan geliyor. Yani rakamların arkasında bayağı bir sınıfsal Türkiye'nin kapitalistleşme öyküsü var. Öyle sadece bir finansallaşma, uluslararası finans kurumları dedi ki ey arkadaşlar gidelim biz şu ülkede sömürelim. Artı değer olmadan, demin anlattığımız ücretleri sömürmeden bir faiz ödemesi, geri ödemesi mümkün değil uluslararası piyasaya. Demek bir iç bağlantıyı kurmamız lazım. Finansallaşma oldu, uluslararası finans kapital değil. Bu Türkiye'de kapitalizmin kendi yaraları. Sadece AKP ile de ilişkisi yok. Bunu çok ısrarla söylemek isterim. Çünkü uzun zamandır Türkiye'deki muhalif kesim çok göstergelerle ifade ediyor. Oysa Türkiye'nin temel problemi, bakın 9. 10. 11. kalkınma planı, TÜSİAD'ın raporları, bu kurumsalcı iktisatçı, katma değeri yüksek alanlarda yatırım yapmalıyız. Bu o kadar önemli ki. Ben Marksist olarak karşıyım tabii ama sermayenin devam edebilirliği bu açıdan. Mesela AKP iktidarı başarılı mı derseniz, bu dört değişken açısından baktığımızda, kesinlikle başarısı hiçbir zaman uluslararası ölçekte artı değeri, sömürüyü, katma değer oranı, gayri safi milli hasılayı imalattan hareketle büyütmeyi sağlayamadı. Mesela sizin çok hoş bir şey hazırlanmıştınız mesela. Bu kadar faiz oranları düşmesine sizin bir şeyiniz var. Bana yolladığınız çok güzel bir tablo vardı. Neydi? Kredi büyüme hızları mıydı? Yani şeyi şöyle düşünelim. Faiz oranları aslında sevgili Mustafa Sönmez de çok güzel bir tablo hazırlanmış. Faiz oranları düşürülüyor ki imalatta ve sanayide üretim artsın. Tam tersi. Gitmiyor. Orada bir tıkanma var. AKP iktidarının ya da AKP iktidarı olmasaydı başka bir iktidar bu koşullarda, şimdi bu birazcık da bunu yani daha uzun erimli bakmak açısından, faiz oranları tek başına bir gösterge olarak indirdiğinizde hey arkadaşlar haydi yatırım yapıyoruz denmiyor. Türkiye'de büyüme rakamları üzerinden konuşursak son 6 çeyrektir. Yani son 1,5 yıldır yatırımlar küçülüyor, azalıyor. Azalıyor, evet. Ve birçok sanayicilerle de burada konuşuyoruz. Telefon bağlantıları yapıyoruz. Onlara da söyleyince evet faizler düştü. Güzel, tamam. Bu bizim yatırım yapmamız için bir ön koşullardan bir tanesiydi ama tek koşul değil. Bizim önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisinin sağlıklı bir şekilde büyüyeceğine dair güven duymamız lazım. Şu an henüz o güven yok diyorlar. O da aslında birçok göstergeye bakarak bunu da söyleyebiliriz. O güven oluşmuyor. Çünkü halihazırdaki politikalardaki çok ciddi belirsizlikler var. Yarın ne yapılacağı konusunda belirsizlikler var. Faiz konusunda mesela paranın fiyatı konusunda bugün faizler düştü ama geçen sene Türkiye sadece kur şoku yaşamadı. Faiz şoku da yaşadı aslında. %10'lardan %40'lara çıkan bir ticari kredi faizi oldu bir yıl içerisinde. O faiz şokunu bir daha yaşar mıyız, yaşamaz mıyız? Onun korkusu var sanayicilerde, yeni yatırım yapacak olanlarda. Yani aslında tüm bu göstergeler, o fiyat göstergelerine baktığımızda henüz hiçbir toparlanma görünmüyor. Yani AKP dönem açısına bakarsak yani bir başarısızlık var. Şöyle bir şey deneyebilir. AKP iktidarı eğer uzun erimli sistem açısından bakacaksak dünya kapitalistinin açılmışsın. Hem pay elken yani finansal liberalizasyon, ticari liberalizasyon o açılmışsın. O açılmanın gerekli bir takım koşulları var. Bu gerekli koşulları Kemal Derviş geldiğinde 15 gün yasayla bu dünya kapitalistinin entegrasyonun iki tane ayağı vardır.
İki ayağı nedir? Birisi kurumları oluşturacaksınız. Yani nedir kurumlar? İşte Merkez Bankası'nın bağımsızlığı. Şimdi dünyanın her yerinde sermayenin sözcüleri Türkiye'ye güven duymuyor. Çünkü Merkez Bankası'nın bağımsızlığı yok ortada. Onun yanı sıra bu bağımsızlık dediğimiz şeyin yanı sıra en önemli şey şu an bütün dünyada kapitalist sistem dünya ölçeğinde çalıştığı için 3-4 tane kavram çok önemli. Verimlilik, etkinlik, etkililik. Birim zamanı 100 lira yatırdığınızda 100 lira 140 lira mı getiriyor, 110 lira mı getiriyor? Uluslararası sermaye hem para formundaki yani paranın faizi hem döviz dönüştürerek para baktığı şey uzun erimde baktığında acaba ne getiriyor? O yüzden Türkiye'de mesela AKP iktidarı üzerinden kurduğumuz inşaata dayalı birikim rejimi yanlış bir ifade. İnşaata dayalı bir birikim rejimi olamaz. Çünkü inşaat toplam gayri safi milli hasıladaki yarattığı değer o kadar az ki. İstihdamda yaratıyor. Ne yapıyor? Onu mesela oraya niye gidiliyor? Niye faiz düşsün? Hem üretim hem tüketim açısından çok önemli. Emek gücü ucuz, emek gücü üzerine kurulu. İnşaat dediğimizde biz rant değil, tamamen ucuz emek gücü ve devletin sahibi olduğu devlet arazi, mülkiyet üzerinden kurdu. Hatta bu son yasayla gelip senin işte evin depreme dayanık değil, o mülkiyeti bile içine alan bir yapıdan dolayı inşaat sektörü gündeme geliyor. O söylediğin şey o yüzden önemli. Uluslararası sermaye inşaat sektörüne gelmez. İnşaat sektörü büyük bir değer yaratan bir sektör değil. İnşaat sektörü sermaye şey olarak pıtır 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 küçük sermayelerin Türkiye üzerine yayıldığı bir yapılanmayı ifade ediyor. Hani antropolojik olarak yeni girişimcilerin ucuz emek gücü, devletin sağladığı toprak, arazi bir takım olanakları ifade ediyor ama bu Türkiye ekonomisinin uluslararası sistem entegrasyonu için hiçbir zaman bir birikim rejimi olamaz. Yani. Ama siyasetçiler bunu orada görüyor. Çünkü hem istihdam stabilizasyon programı görüyor hem işte belirli şeyi o bir takım 246 sektörü harekete geçiriyor ama şey yok, inşaat sektörünün uzun erimli bir gelirisi yok ama getirisi yok ama uluslararası sermaye açısından en büyük tehdit mülkiyet ve sermaye mülkiyetinin güvencesi. Herhangi birisi siyasi iktidar kalkıp diye başlayıp neyse bir grubun bütün malına mülküne el kondu. Bu sermaye kapitalizm açısından en kutsal şey, von Mises'ler bunu, mülkiyete dokunduğun zaman bu iş başka işler. Yani mesela insan hakları konusunda evet bazı basın açıklamaları yapılır mesela kınanır uluslararası ortamda ama somut adım atılmaz. Ama mülkiyet konusunda gerçekten mesela uluslararası şirketlere Türkiye hükümeti bir girişim yapsa sadece onun imasını yapsa bile o zaman somut adımlar, somut karşı adımlar gelir muhtemelen. Çünkü gerçekten de ilk baktıkları yer orası oluyor. Orası. Çünkü mülkiyet yani şey, bu sistemin özellikle sermaye sahibi uluslararası aklın en hassas olduğu şey. Mülkiyet üzerine kurulu bir yapıda siz şey yapamazsınız. Haydi şu grubu, bu grubun elindeki şeyini işte varlık fonuna falan aktarmanız tabii ki bu tabii bizim sol muhalif cenahta çok tartışılan bir konu. Sermaye iktidarı tek adam şeyini sevmez diyorlar. Hayır. Şey yani öyle bir pardon şey, tam tersi. Yani otoriter bir yapılanmanın sermayenin işine gelir. Ben öyle düşünmüyorum. Eğer mülkiyete dokunuyorsa ihaleleri kendi istediği gibi dağıtıyorsa, mülkiyet yapısında istediği bütün şeyleri Cumhurbaşkanlığı merkezine toplamışsa, mülkiyet içeren kararları, uluslararası sermaye öyle kolay kolay bu işe evet demez. Bazı sektörler diyebilir, mesela diyelim inşaat sektörüne girdi sağlayan bilmem ne, Almanya'daki bilmem hangi sektör, özel teknolojik kapı üreten sektör bu işten hoşlanır ama bir bütün olarak sermaye mantığına uygun olmadığı için, yani o zaman iki şey görüyoruz. Onu söylemeye çalışayım. Şu anki AKP iktidarı öteleme mekanizmalarını çok iyi kullandı ama artık onlar tükendi. Yani şey öteleme mekanizması tükendi şey... aslında. Mesela kredi üzerine, kredi piyasası ve hükümetin kredi ve politikası üzerinden konuşalım. Aslında şu anki kriz muhtemelen 2016'nın sonlarında olacaktı. Hatta olma işaretleri göstermişti. O dönem kredi garanti fonu mekanizması devreye girdi ve 200 milyar yani çok kısa bir süre içerisinde 2017 içerisinde 200 milyar liralık bir kredi piyasaya boca edildi ve o 2017'de yanlış hatırlamıyorsam Türkiye %7,4 büyüdü. Sonra o kriz ötelendi. 2008'de yaşadık o krizi. Şimdi aynı politikayı son birkaç ayda tekrar devreye sokmuş gibi duruyor hükümet. Özellikle kamu bankalarının hem Merkez Bankası'nın üst üste 3-4 toplantıda 12 puan faiz indirmesi %24'ten %12'ye hem kamu bankalarının düşük faizle %1'in altında verdiği kredilerle
son çeyrek, yani içinde bulunduğumuz bu aylarda mesela az önce konuştuk, toplam talep azalır işsizlik artınca, ama krediler biraz toplam talebi artırabilir. Ama son işte dönem... ne diyoruz, biraz artır. İmalat sektöründe esas bu toplumun temel belirleyeni olan imalat sektöründe birim zamanda değer yaratma mekanizmasını çalıştıramazsalar bunların hepsi çok öteleme mekanizması. Çünkü uzun sürede mümkün değil. Şey görüyoruz, bütün imalatın farklı inşaat sektöründe işsizliği, yani yine çok hoş bir şey hazırlamışsınız. Güzel iş, mesela bu işsizliğin farklı sektörlere dağılımı. Oraya görsek şeyi de görüyoruz. İnşaat sektörü de eskisi gibi. Son bir yıl içerisinde işini kaybeden sektörlere baktığımızda 3'te 2'si inşaat. 700, inşaat. Toplam 730 bin kişi inşaat sektöründe işini kaybettik. Ki o toplam işsizlik artışının önemli bir kısmı sadece o inşaattan geldi. Orada mesela bugün yine konut verileri geldi. Konut satış verileri geldi. Hükümet, işte Ziraat Bankası, kamu bankaları üzerinden konut piyasasını canlandırıp o inşaat, tekrar inşaatları artırıp o kişilerin işe dönmesini hedefliyordu. Bu konuda net bir politikası vardı. Faizler indirildi bu politika kapsamında. Ancak sonuçlara baktığımızda aslında birinci el konutlar değil, yani aslında müteahhitlerin elindeki konutlar değil, ikinci el konutların satılmaya başladığını görüyoruz ki burada aslında oradan işsizliğin inşaat sektörü üzerinden tekrar azalmasının mümkün olmadığı görülüyor. Ama bunu az önce siz de söylediniz, bu konuya gelmek istiyorum. İnşaat sektörü hiçbir zaman çok verimlilik artıran bir sektör değildir. Hiçbir zaman uluslararası sermayenin ilgisini çekecek bir sektör değildir. Ama bakıyoruz, İstanbul Türkiye hükümeti hala inşaat odaklı politika yürütmeye devam ediyor. Bunu az önce istihdam konusunda mesela verilen teşvikler, yani İstanbul artsın diye verilen teşvikler var. Bir de Kanal İstanbul gibi bir proje var ki aslında onun ekonomik olmadığını aslında herkes söylüyor. Öyle bir verilen rakamlar, geçecek gemi sayıları falan, bunların tamamının aslında yanlış olduğu belirtiliyor ama buna rağmen neden peki bu kadar ısrar? Hani... Çünkü şey herhalde, yani ilk önce şunu şey yapmak lazım. Yani bence benim kafamda şimdi iki tane şey düşünüyorum. İki tane işleyiş var. Birisi devlet makinesi. Sadece bunu şeye bağlamamak lazım. Bütün dünyada şimdi şu söyleyeyim. Devletler, siyasi iktidarlarda devletin yürütücüleri olduğu için buna şey diyorum. Finans, devletler finansal kısıt içindeler. Yani şey gibi, sermayedarlar gibi, sermaye gibi ya da bir hane halkı reisi düşünelim. Ahmet Efendi, Ayşe Hanım, Leyla Hanım bir evi sürdürmek için belirli ayda bir geliri olması gerekiyor. Sermayenin kendisinin yönetimini sermaye yaratması gerekiyor. Siyasi iktidarların da devletin devamlılığı için bir kaynağa ihtiyacı var. Şimdi o zaman şöyle bir şey söyleyebiliyoruz. Türkiye'de iki tane gerilme hat var. Bir tarafta devlet özelleştirmelerden dolayı, uluslararası borç vermelerden dolayı, ikinci, üçüncüsü özellikle sermaye kesiminden vergi almamadan dolayı gelirleriyle giderler arasındaki fark gittikçe açılıyor. Ne yapıyor? Devlet kendisini yeniden üretmek zorunda. Devlet kendisini siyasi iktidarda bu süreci hızlandırmak için yeni yollara başvuruyor. AKP iktidarının sermayenin yeniden gelişimi için kullanması gereken üretimle ilgili teşvikler, emek gücünün mesela nitelikli eğitimin olması, teknolojinin geliştirmesi alanında yaptıkları o kadar eksik ki, fakat nereye yöneliyor? Kısa sürede gelir getirici aktivitelere yöneliyor. Bu aslında De Soto diye bir tane liberal iktisatçının çok önce de sermaye miti dediği şey. Diyorduk siyasetçiler, sizin kaynağınız çok. Ne yapın? Mülkiyete ve bu sermaye işleyişine girmeyen alanları hızla harekete geçirin. Hızla harekete geçirince ne olacaktır? Ormanlar, araziler, yeraltı suları, AKP iktidarı bunu çok hızlı yaptı. Çünkü şunu biliyor. İki şey gerçekleşiyordu. Bir, eğer bir kimsenin cebinden bir şey almadan herhangi bir alanı, kamu arazisini, yeraltı suyu harekete geçirdiğinde iki şey birlikte oluyor. Bir, gelir akımı gerçekleşiyor. Kimsenin cebinden bir şey almıyorsun. İki, bir sermaye birikimi içinde bir hareket gerçekleşiyor. O yüzden bir meşruluğu vardı kimsenin cebinden. Ama şimdi o dönem bitti. Yani AKP iktidarının ben mesela bunu şey diyorum, bütün bunlar ötelemeler, çöküşe tırmanış diye tanım ediyorum. Bir öteleme mekanizmasıydı. Bu kapitalist sistemin o yüzden temellere dönmek. Kapitalist sistemin temel mantığı belirli birim zamanda değer yaratmak. İnşaat sektörü değer yaratmıyor, hizmet sektörü değer yaratmıyor. Ama belirli bir dönemde ne yapıyor? Verili olanı harekete geçiriyor. Velocity dediğimiz bir hızlandırıyor, akışı hızlandırıyor. AKP iktidarı o yüzden duvarı toslayacağı belli ama başka bir yapı, diyelim ki onun yerine X partisi olsaydı bu şeyde, sermayenin ve devletin uluslararası sisteme entegrasyonu ve üretim yapısını dönüştüremediğinde bu göstergeleri farklı olacak mıydı? Yine aynı şeyle karşılaşacaktık. Yani birazcık şeye bakmak gerekiyor.
Çok sonuç almak konusunda belki farklı olmayacaktı ama gideceği yön konusunda farklı olabilir. Tabii en azından şu an Türkiye'de özellikle eğitim, mesela eğitim üzerinden konuşacaksak gerçekten bunu birçok sanayici de her seferinde çıkıp söylüyor. Biz yani kaliteli kalifiye eleman bulamıyoruz diyorlar. Gerçi onlar kalifiye elemanı bulamamalarının sebebi kalifiye eleman da asgari ücret ya da biraz üzerinde vermeye çalışmaları çok büyük oranda, ama yine de sonuçta hani okul sisteminden, Türkiye eğitim sisteminden çıkan kişiler gerçekten de iş hayatına girdiklerinde çok da o işi becerebilecek düzeyde olmuyorlar ve bu giderek de daha kötüye gidiyor gibi duruyor. Ama şöyle bir şey, bu çok bence çok ilginç bir zamanla ilgili düşüncemize ait bir sorunsal var. Yani şeyi düşünelim, 2001 krizi döneminde Kemal Derviş Türkiye'nin bugün birçok kurumsal içini doldurmadı AKP. Çünkü ulusal düzeyde sınıf ilişkileri vardı. Kemal Derviş aynı dönemde bir parti kurdu, seçime girdi. Bu toplum neyi şey yaptı? AKP'yi iktidar etti. Şunu demeye çalışıyorum. Goethe'nin Faust'u söylettirdiği bir şey vardır. Faust her şeyi yaptığını düşünür, şeytanla anlaşır. Bir ara Mephisto, şeytan der ki Faust'a, her şeyi sen yaptığını zannediyorsun. Oysa sana yaptırılan bir şeyler var. Şimdi Türkiye'de 2001 krizi bu toplumsal nesnel koşullar AKP'yi iktidara getirdi. Kemal Derviş'i getirmedi. Getirmedi. O zaman şunu demek lazım. Bu nesnel koşulları AKP %100 dönüştürmedi. Biz AKP'yi o zaman çok devasa bir şey görüyoruz. Hayır. Zaten bu toplumun nesnel koşulları AKP'yi iktidara getirdi. O da diyelim ki devletin dönüşümü. En önemli dünya kapitalizminin entegrasyonunda devletin kurumsal yapısının dönüşümü. Buna şey diyor, devletin iç mimarisinin dönüşümü. İç mimarisinin dönüşümü, kurumlar oluştu ama Kemal Derviş'in önemli bir lafı vardı. Çok önemli, o dönemi dedi ki 15 günde 15 yaz. Biz sahaya hazırlayacağız. Siz gol atacaksınız. Fakat seçim oldu. Kendi partisi sahaya hazırlayan 15 günde 15 yazını çıkardı. Seçimde çıkmadı. Derviş'in yanı başına Türkiye'nin tarihsel sınıfsal koşulları AKP iktidarı. Bunlar da iktidara gelince devletin kurumsal teşvikler, sektörel dönüşüm gerekiyor. Enerji ihtiyaç var, yeni yapılanma gerekiyor, hazinenin dönüşmesi gerekiyor, şehir ormancının dönüşüm. Bu dönüşüm sırasında dediler ki biz sahaya indik, sahayı düzeltiyoruz ama sahada kalacağız. TOKİ benden sorulur, Halk Bankası senden sorulur. Kendi aralarında böyle bir sahaya inip çıkmadılar. Bu şununu şu için söylüyorum. Şöyle bir şey söylediğimizde sanki 2000 sonrası AKP geldi, bütün bu tarihsel toplumsal ortaya hazırlanan ortam AKP hazırlamadı. Ortam AKP'yi buraya getirdi. Zaten o yüzden de patronaj ilişkileri, eş dost ilişkileri, aile düzeninin kurulmasını sağlayan zaten bu toplumun birikimin, kültürün, değerler sisteminin bir ürünüydü. O yüzden şunu hani diyemiyoruz inatla, şeyi atı arabanın arkasına bağlamak oluyor. AKP olmasaydı, başka bir parti olsaydı, hayır, bu toplumsal ilişkiler sistemi zaten AKP'yi seçti. Çünkü öyle bir aşağıdan gelen, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yeni girişimciler vardı. Mesela şöyle bir, şu rakıma şey eklesek, 2000 ile 2019 arasında Türkiye'deki girişimcilerin sayısındaki artış. Çok arttı. Şu ISO 500 üzerinden konuşursak mesela Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşunda 2000'lerin başında 500 şirketin 400 küsürü neredeyse İstanbul merkezli ya da İstanbul, İzmir, Ankara merkezli şirketlerken bir dönem hatta Anadolu kaplanları lafı vardı. Şimdi pek kullanılmıyor ama oradan gerçekten Anadolu sermayesinin bir hızlandığı, güçlendiği, bir serpildiği bir dönem oldu. Şu an birçoğu sıkıntı da, çünkü dövizle borç, özellikle 2008 sonrası dövizle borçlandılar ve geri ödeyemiyorlar. Bugün de zaten birçok şirketin bankalara geçtiğini görüyoruz. Ziraat Bankası'nın Next Level AVM'yi üzerine Simit Sarayı'na el koymasında, onu satın alma olarak 150 bin satın aldı diye PR basın bültenleri geçiyor ama aslında el koydu o şirketlere. Orada bir Anadolu sermayesinin yükselişini gördük ama düşüşünü de görüyoruz bir yandan ama da. Ama orada şuna dikkat etmek lazım. Yine bence bu şöyle bir şey söylemek gerekiyor. Yani bu dinamik bir süreç. Yani şöyle bir şey söylememiz gerekiyor. Bir dönemin kileri Adalet Kalkınma Partisi, AK Parti. Bir dönemin Anadolu'da kiler grubu gibi yeni yeni gelişen yapılar o dönem adalet ve kalkınma istiyorlardı. Adalet ve kalkınmayı buldular. Şimdi sonradan gelenlere adalet ve kalkınma önermiyorlar. Zaten Saadet Partisi hala o adalet ve kalkınma isteyen küçük orta boy işletmeleri temsil eder. Artık AKP'nin şu anki temsilcileri gittikçe de ayrıştı. Bu göstergeler ona göre. Acaba AKP'nin içindeki ithalatçılar ne durumda, üreticiler ne de, ihracatçılar destek. O
o sınıfsal dinamikleri bu göstergelerle birlikte düşünmek lazım. Yani o çok önemli bir konu. Yani mesela ne oldu? Bir dönem Denizli vardı. Peki Denizli tekstilde gitti. Daha sonra inşaat sektörü niye? Zaten iki sektör çok önemlidir. Eğer sermaye mantığına uygun üretim yapısını dönüştüremezseniz emek yoğun sektörler şey yapar. Tekstil sektörüydü bir dönem. Özal'da şey düşünelim. 1981 ile 89 arasında dünyada en fazla tekstil sektörü ihracatı ve üretim için ithal girdi sağlayan Türkiye'ydi. Şimdi David Harvey'de bir şey var, o çok ilginç, son kitabında şey diyor, diyor ki ya bir Çin var, devasa inşaata yatırım yapıyor. Aynı konumda değil, bir de Türkiye inşaata. Ha, onu sormak, inşaat hangi girişimcilerle nasıl bağlantılar kuruyor? Hani ısrarla söyleyeceğim, bu 4 enflasyon, faiz, dövizle ücretin arkasındaki üretimin bileşenleri, ithalatın bileşenleri, ihracatın bileşenleri, bunlara baktığımızda AKP'nin uzun süreli bir var olma şansı yok. Çok açık, ama bu iktidar elinde olduğu için ne kadar sürdürür bu iki anlamda, yani öteleme mekanizmaları ne kadar kullanır? Çünkü merkez faiz oranları düşüyor, teşvikler artıya çıkıyor ama bundan sermaye kesimi çok şey, mesela şeyden çok. Yani biz hep şey diyoruz ya, kamu özel işbirlikleri. Bu sermayenin önemli bir kesim bundan çok huzursuz. Çünkü çok küçük bir kesim, özellikle mesela Rönesans Holding şehir hastanelerinden çok ciddi para kazanıyor. O memnun. Tabii. Ama aslında birçoğu bütçeden oraya çok fazla kaynak aktarılmasın, kendilerinden aldıkları verginin aslında giderek daha fazla oralara aktarılmasından memnuniyetsiz, ki o da zaten çok gerçekten kısa bir, yani çok küçük bir kesim, müteahhitlik yapan küçük bir kesim. Türkiye'nin geleneksel o iş dünyası, TÜSİAD'la cisimlenen o iş dünyası bu kaynak aktarımından çok da faydalanılamıyor. Bir de şöyle bir döneme denk geldi. Yani çok uzun süre konuşmaya gereken şey. İlginç, ilk defa Türkiye'nin sektörel dönüşümünün gerçekleştiği bir dönemdi. Üretim artıyorsa, enerji ihtiyacınız varsa enerji sektörünün gelişmesi lazım. 2001'deki işte enerji piyasası yasası, su kullanım ihale sözleşmesi, su direktifi yasası. İktidara geldiği dönemle sektörel tercihlerin değiştiği dönem aynı zamana çarptı ve büyük bir fırsata dönüştü. Bu sefer kime? Ak enerji, şu böyle bir kendi içinde bir şey yarattı bu, etki alanı yarattı. Ama şu anlama gelmiyor. Sermayenin şu anki ortak kolektif aklıyla kendi içindeki farklı çıkarları temsil eden arasında şu mesela döviz, Türkiye'nin faiz oranlarının yükselip ve düşmesi, döviz kurunun yükselip düşmesi ithalatçıyı ayrı etkiliyor, ihracatçıyı ayrı etkiliyor. Ülke için üretim yapanı ayrı etkiliyor, uluslararası piyasayı üreten. Bu çok önemli sınıfsal gerilimler var. Ama birden tam tersi bir dönemden geçiyoruz. Çok atlayarak devletin kurumsal yapısı o kadar zayıf bir dönemdeyiz ki birisi çıkıp bütün o yapıyı söz geçiriyor. Oysa çok zayıf bir dönem. Ve bu zayıf dönemde bütün sermaye grupların, yani önemli sermaye grupları aslında aşağıdan aşağı, bütün raporlar bu işin böyle gitmeyeceğini söylüyor. Fakat iktidar yukarıda bir işte baskı, egemenlik şeyi, bu dili çok, çıkar dilini çok dile getirmiyor. Bu öteleme politikaları muhtemelen belki de son kez, ben geçen seferkinin son kez olduğunu düşünüyorum da bir öteleme politikası daha hakları var gibi duruyor. En azından şu son veriler biraz bunu gösteriyor. Yani. Evet, yani bir noktada çünkü artık bu modeli sürdürülememesi gerekiyordu. Belki 2018 krizi onun son öteleme, yani 2017'deki KGF son öteleme dönemi olabilirdi. Sanırım bir öteleme dönemi daha şu an yaşıyoruz ekonomik yeniden bazı göstergeler. Bir öteleme daha var. Ne diyordu çok Ege Cansen, yılların birikim sahibi, ne diyordu? Gerekirse polis havaya ateş açabilir, kamu da gerektiği zaman gereğini yapabilir. Gerektiğini yapmanın herhalde son şeyleri yeniden mülkiyet dönüşümü üzerinden. Çünkü şu an şey yoksa, çok daldan dala atlayacağız, kavramsal bir şey. Üretimde belirli bir zamanda değer yeteri kadar değer yaratılmıyorsa yaratılan değerlerin paylaşım kavgası gündeme gelir. Siyasi iktidar değer yaratmada geri biraz yol almıyorsa bu sefer yaratılan değerlerin üzerine gidecektir. Esas öteleme ve tehlikeli öteleme noktaları orası. Doğayı işte kanal, İstanbul Kanal projesi onun bir parçası ama diğer taraftan işte mesela bir dönem İş Bankası'nın bilmem ne olması, bir dönem işte bu varlık fonundan sonra borçlular genel müdürlüğü, bu hep ötelemenin yeni kurumları anlamına geliyor. Mesela bütçenin oluşum sürecine falan baktığımızda, ama gerçekten de dolaşım açısından, yani bölüşüm açısından sahip olunan mülklerin yeniden paylaşımına yönelik şeyler çıkar mı?
onu bilmiyoruz. O artık son şey, kendi içlerinde iyice bir ayrışmaya yol açacak bir karar olabilir. Bilmiyorum. Şimdi son, artık son bir iki dakikada çok kısa bir yorum talep edeceğim. Bir kısır döngüden bahsettik Türkiye'de. Özellikle enflasyon, döviz, ücret ve faiz konusunda bir kısır döngüden bahsettik. Mevcut politikaların bunu çözmek yerine sorunu ötelemeye yöneldiğini bahsettik. Kısa vadede bir çözüm yok. Belki en iyi çözüm kötünün iyisi olacak ama burada hangi doğru politikalar uygulanmalı ki şu kısır döngü Türkiye'de kırılabilsin? Kısa bir cevap talep edeceğim size. Şimdi benim hep çok tehlikelidir. Bir kime muhalif, antikapitalist bir düşünen insana kısa dönemde ne çözüm olabilir sorusu. Mesela şeyi konuşamadık. Mesela o listede ikinci şeyde gördüğünüzde önümüzdeki dönemde ikinciydi herhalde slide'da. Eğer çıkarsa çıkmazsa bilmiyorum ama. Sermayenin yeniden üretimi ise üçüncü slide'da. Baktığımızda aslında yan tarafta bir şeyler daha var. Mesela bu göstergelerin ürettiği detaylı konuşamadık ama kamunun kendisini yeniden üretmek için vergiler üzerinden önümüzdeki dönem şey çok artacak, onu biliyoruz. İşsizlik çok önemli bir sorun aslında, esas şu sistemin temel problemlerinden birisi. İşte o yüzden faiz oranlarını düşürerek onu önlemeye çalışıyorlar ama işsizlik gittikçe, özellikle gençler arasında, üniversiteli gençler arasında işsizlik çok çok önemli. Bir üçüncü şey çok belirleyici olan, kamu hizmetleri hızla dönüşüyor. Artık kamu hizmetleri bizim bildiğimiz türde bir vatandaş devlet şeyinde değil, müşteri devlete yönelik farklı şekillerde enerjide, sağlık, eğitim, orası sağlık şimdi yakında çok büyük patlak verecek bence. Zaten eğitim şey, oradaki kamu hizmetlerinin niteliğinde şey, sonuçta karşımıza bugünkü üçüncü sayfa haberlerinde gittikçe bireysel, erkek egemen dünyanın kadına yönelik, çocuğuna yönelik, çevreye yönelik bir yoksulluk sarmalı var. Hani kısa yönelimli en önemli şey, bu süreci yaşayan insanların örgütlenerek verili yapıya karşı kendilerini ifade etmeleri, kendi çıkarlarını söylemeleri. Yani inşaat sektörünü temsil edenlerin, vergi teşvik isteyenlerin lobi faaliyetleri yanı sıra bu sefer sağlık çalışanları, eğitim çalışanları, kadınlar, zaten kadınların şu an şey çok çok heyecan verici. Yani kısa süreli bir çözüm değil, esas bu süreçten tokatı yiyenlerin farklı düzeylerde birbirleriyle çapraz dayanışma ağlarıyla örgütlenmeleri gerekiyor. Yoksa siyasi iktidar ne yapmalı sorusu şu an benim ya da benim gibilerin söylemesi, herhangi bir şey söylememesi gerekiyor. Faiz yükseltin, döviz yükseltin, üretimi arttırın. Yani benim gündemim değil. Benim tek gündemim bu süreç yıkıcı bir süreç. Doğayı, kadını, emek gücünü ve yaşam ortamını, bu süreçten etkilenenlerin örgütlenmesi gerekiyor. Evet, böylelikle de çözüm önerisi örgütlenmeyle ekonomi politiğinde sonuna gelmiş olduk. Fuat Bey çok teşekkürler. Çok teşekkür geldiniz ve yaptığınız hem yorumlar hem de verdiğiniz dersler için bize. Estağfurullah. Derste bir paylaşım. Evet, ekonomi politiğin sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere.